İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Perşembe akşamı dört bir taraf ekibi olarak her zaman olduğu gibi karşınızdayız. Altan Öğmen, Kadri Gürsel, Nazlı Alacak ve ben Nagihan Alçı. Gündemdeki konuların yalnızca bir kısmını konuşabileceğiz. Çünkü hakikaten bugün gündem çok yoğun. Mümkün olduğu kadar çok başlık ele almak için mümkün olduğu kadar... Kısa kısa turlar yapmaya çalışacağız. Benim de işim zor bugün moderatörlük görevi bana düştü. Neler konuşacağız? E, 24 Ocak e, maalesef çok iyi hatıralar canlandıran bir gün değil belleklerimizde. Uğur Mumcu'nun bugün 20. ölüm yıl dönümü. Bundan 20 sene önce 1993'te bir suikaste kurban gitmişti Uğur Mumcu. Cinayet hala aydınlatılamadı. Acaba tetiği çektirenler kimlerdi? Bununla ilgili nasıl bir tablo bugün ortaya çıkıyor? Altan abi sizden başlamak istiyorum. Uğur Mumcu'yla bir hukukunuz da vardı tabii. Buyurun. Evet 20 yıl geçmiş rahmetli Uğur Mumcu'yu kaybettiğimizden beri e, benzeri cinayetler de var ortada. Bu 20 yıl so e, sonra tabii onu sevgiyle özlemle anıyorum ben de birçok arkadaşı gibi. E, bu arada o soru hep akla geliyor. Ne zaman bu cinayetin bütün perde arkası açığa çıkacak? Şimdiye kadar olmadı. Zaten hakkındaki davada ipuçlarına göre davanın açılması buçuk sene sonra oldu. Bugün Cumhuriyet Gazetesi de e, hatırlatıyor. Güzel bir kapak yapmış. E, Özge Mumcu'nun bir yazısı var. Kendisinin bir yazısı var. E, o yazısı, kendi yazıları bir iki, e, daha alıntılar var orada. E, bugünün güncel konularına bile o zaman ne kadar büyük bir vukufla baktığını gösteriyor. Yani büyük bir değerdi ve o değerin kurban gittiği cinayete cinayete aydınlatma konusunda hala bir sonuca varılmış değil. Bazı sanıklar işte mahkum oldular. Fakat bir e, o sırada tahkikat sırasında ortaya çıkan bir şey vardı. Kudüs ordusu, Tevhid ordusu gibi bir yapılanmadan bahsediliyordu. Bu yapılanmanın bir ucunun bir komşu devlette de olduğu öne sürülüyordu. Onun üzerine de gidilmedi. Bir de şimdi hep e, bu e, bizim e, tartışma programlarımızda da ikide bir e, gündeme geliyor. Bu Ergenekon davası, diğer davalar işte geçmişte, yapılan bir takım yanlış işlerin ortaya çıkarılması başlarken bu soruşturmalar bu gibi hadiselerin de aydınlatılmasının söz konusu olacağı belirtiliyordu yani ada pazarında bir takım cinayetler var Diyarbakır'da cinayetler var Urmuncu cinayeti var Ahmet Tanakışlı cinayeti var Gaffar Okkan cinayeti bugün gene evet. onun yıl dönümü bir de Hrant Cing, Dink cinayeti. Onun davası açıldı bu arada bu davalar sırasında. Onda da örgüt e, cinayeti değildir diye bir sonuç ortaya çıktı. Halbuki ortada birçok bağlantılı olan birbirine insanların var olduğu e, apaçık ortadaydı. E, bunlar hep hatırlanıyor. E, bu hatıralar içinde toparla da dediğine göre toparladım. Peki. Nazlı Hanım buyurun. Şimdi bu Ergenekon tabi bundan sonra aslında cinayetler işlenmesin diye bu meselelerin üzerine gidiliyor. Çünkü 20 yıl üzerinden geçen bir cinayeti hakikaten aydınlatmak o kadar kolay bir şey değil. Keşke aydınlatılabilse. Uğur Mumcu çok değerli bir gazeteciydi. İlk günden itibaren çok çeşitli sanıklar üzerinde duruldu. İşte Mehmet Ali Şeker, Ayhan Usta sonra... Anlaşıldı ki bunlar cinayet ayınında emniyette sorgulanıyormuş. Sonra PKK yapmış olabilir dedi. Çünkü PKK'nın da üzerine gidiyordu ve devletle ilişkilerini tespit etmeye çalışıyordu Uğur Mumcu. Sonra Velit Hüseyin diye birisinin adı telaffuz edildi. Bu devletin adamıdır denildi. Ve adam Silopi Başköy'de öldürülmüş olarak bulundu. Abdullah Argun Çetin filan sonra işte Selam Örgütü, Tevhid Örgütü. Olabilir mutlaka yurt dışında ilişkiler de her zaman e, bu şekilde olabiliyor. Ama e, ben bu cinayetin e, inanın 20 yıl geçtikten sonra maalesef aydınlanabileceğini düşünmüyorum. E, Güldal Mumcu'nun yazdığı çok güzel bir kitap var ve o beni çok dokundu çünkü cinayetten bir gün önce... Hani nasıl beraber olmuşlar, nasıl birlikte konuşmuşlar. Yani çok hoş bir aile yaşansı, iyi bir babaydı, iyi bir eşti muhakkak ki e, Uğur Mumcu ve bir günden bir güne düşünün bütün bir ailenin üzerine ateş düşüyor. Yani o çok o, dokunaklı, orada Güldal Mumcu e, şeyi de belirtiyor. E, yani bunu derin devlet yapabilir ama. E, bunu çok zor. Çünkü derin devlet dediğiniz vakit bunun içinde yargısı var. Sivil bürokratı var, askeri bürokratı var. Deliller nasıl toplandı, itina edildi mi edilmedi mi bunlar çok tartışıldı. Gaffar Okan'ın öldürülmesi konusunda da şöyle o zaman biz duymuştuk. Doğru yanlış Diyarbakır'da ee, sevilen bir emniyet müdürü ve halka yakın olan. O zamanlar biliyorsunuz adet böyle değildi. Yani emniyet müdürü, vali, devlet bürokratı her zaman mesafeli davranıyordu. Ee, şimdi bir yakınlık vardı ve herkes seviyordu orada. Yani Kürt halkı da seviyordu kendisini. Hizbullah e, öldürdü e, denildi Gaffar Okan'a. Yani bu neydi, ne değildi? Hizbullah dediğimiz örgüt esasında devletle de Teması olan bir örgüt deniliyordu o zaman. Hizbul Kontra'da deniliyordu. Artık bu kadar derinlerine bilmeyeceğim. Yalnız şunu söyleyeyim bakın her gün yeni bir örgüt öğreniyoruz. Özel kuvvetler bünyesinde bir ara MAK diye çıktı biliyorsunuz. Gazetelerde radikalde önce verildi. İşte 650 siville ilişkisi varmış. Devletin verdiği görevin dışında görev yapıyormuş. Sonra bu zirve yayın evi katliamı dolayısıyla TUSAT'tan bahsediliyor. Özel Kuvvetler Birliği evet. çerçevesinde toparlıyorum. Yani bu nedir? Nasıl biz bunların iç yüzüne ulaşabiliriz? Diyorum ki bu madem ki böyle kozmik odalar, özel kuvvetler bir şeyler var ve oralarda bir takım kötüye kullanılan ıı, güçler var. Bence bir de oraya da girilsin. Orada da ne var ne yok anlaşılsın. Belki orada arşivde bir şeyler bulabiliriz evet. ama aksi takdirde bu aydınlanamaz. Peki Kadir Bey siz neler diyeceksiniz? Hem Gaffar Okan hem Uğur Mumcu ile ilgili. Uğur Mumcu'nun kaybının yasını tutamıyor Türkiye. Çünkü kimin öldürdüğünü bile gerçekten bilemiyoruz. Cinayeti aydınlansa belki yasında tutabilir onu sevenleri. <laughs> ee, ama burada tabii üzerinden bu kadar sene geçmiş bunun aydınlatılması Mümkün değil artık tezine ben katılmıyorum. Her türlü cinayet aydınlatabilir, aydınlatılabilir. Yeter ki o dönemin sorumluları hayatta olsunlar. Belki de iktidarın siyasi iradenin gündemi ve öncelikleri çok farklıdır. Belki de vurmuş cinayetinin aydınlatılması gibi bir dan umulan fayda açısından da bakmak gerekiyor buna. Böyle bir fayda belki yoktur. Belki faydasız bir aydınlatma olacaktır. Bunları bilemiyorum. Sadece spekülasyon yapıyorum ama şu an şunu biliyorum sadece. Bu iktidar çok güçlü bir iktidar. Devletin bütün kurumlarına egemen olmuş bir iktidar. Dolayısıyla bu iktidarın devletin 20 yıl önceki hafızasını deşip, o dönemdeki sorumluların nasıl davrandığını veya üzerlerine düşeni yapıp yapmadıkları hususunda da, Sonuçlar elde edip e, edemeyeceğine ikna olman benim şahsen e, bir gözlemci olarak mümkün değil. O bakımdan e, uğur Mumcu için belki bir dahaki sene de aynı şeyleri tekrarlayacağız ve bu belki 10 yıl sonra artık konuşulmaz olacak ve bir soru işareti olarak tarihimizin e, bir e, karanlık odasında kalacak. Ee, bir şeyler diyecektiniz ama Gaffar Okan hakkında da tabii, tabii, söyleyeyim. Tabii hayır, bir, bir, Gaffar Okan konusu ise daha açık. Çünkü en azından kimin öldürdüğünü biliyoruz. Ee, bu Hizbullah'ın Hizbullah'ın Hizbullah e, katlettiğini bu Emniyet müdürünü biliyoruz ve de bu bir intikam cinayetiydi onu da biliyoruz. Çünkü Gaffar Okan döneminde Hizbullah eee Diyarbakır'da önemli darbeler e, yemişti bu örgüt. E, Gaffar Okan cinayetinden sonra yeni bir şeyler söylemek mümkün. Siyasi ve sosyal bir takım değişiklikler, gelişmeler oldu. Hizbullah açısından siya siyasi legal parti kurdular. Önce dernekleştiler vesaire. Şiddetten uzaklaşmış görünüyorlar ama Tabii. Gaffar Okan cinayeti e, dahil olmak üzere e, kanlı geçmişleri hakkında da herhangi bir hesaplaşma yapmış bir açıklama getirmiş ya da şiddete yeniden dönüp dönmeyecekleri hakkında da bir şeyler söylemiş. Kamuoyunu iknaya yönelik değiller. Bunlar benim söyleyebileceklerim bu konuda. Gaffar Gaffarot tabi Hizbullah örgütünün de neticede o dönemde PKK'ya karşı göz yumulan gelişmesine ve de zaman zaman kullanıldığı iddia edilen bir örgüt olduğu muhakkak. O da ayrı bir gerçek ama her örgütün kendi gündemi ve baba ve bağımsızlığı vardır. Evet. Biz bu lahta bağımsız bir örgüttür neticede. Peki ben de birkaç kısa birkaç şey söylemek istiyorum hem Uğur Mumcu hem Gaffar Okkan'la ilgili. E Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili bence aşağı yukarı tablo net bugün baktığımızda e, nedir bu tablo mesela Güldal Mumcu'ya siz kitabından bahsettiniz hakikaten çok kıymetli bir kitap Güldal Mumcu'ya savcı Ülkü Coşkun'un söylediği bir cümle var ne diyordu e, cinayeti devlet işlemiştir ancak devlet isterse çözer o yüzden üzerime gelmeyin e, ya da Mehmet Arın söyledikleri var e, İşte Uğur Mumcu cinayeti bir tuğladır bunu çekerseniz bütün sistem çöker diye yani devletin içinde derin devletin içinde bir kanat Uğur Mumcu suikastını gerçekleştirmiştir ee, peki neden bu suikast gerçekleştirmiştir? Bence iki açıdan ele alabiliriz. Birincisi Uğur Mumcu'nun işte devlet PKK ilişkileri üzerine yaptığı çalışmalar. Ee, Abdullah Öcalan'ın işte bu devlet birimleri içinde kurduğu ilişkilerle ilgili yaptığı çalışmalar devletin içinde bir takım odakları çok rahatsız etmiştir. Bu yüzden Uğur Mumcu bir hedef haline gelmiştir. Bu Uğur Mumcu'nun özelinde ve daha büyük resmede bakarsak hangi yılda Uğur Mumcu'nun katledildiği yıl? 1993, 93 çok önemli bir yıl çünkü 93 çok karanlık bir yıl. 93 Özel Harp Dairesi'nin çok faal olduğu bir yıl. Ee, o yıl adım adım siyasi sistem militarize edilmiştir. İşte nasıl 12 Eylül 1980 darbesinden 12 Eylül 1980'de başladı diye bahsetmiyorsak belki 1 Mayıs 77 olaylarını, orada yaşanan o katliamı, dramı milat olarak kabul edeceksek bence 28 Şubat 1997 darbesinin miladı olarak da Uğur Mumcu suikastini ve ondan sonra ortaya çıkan tabloyu almamız lazım. Dolayısıyla bu bütün derin yapı belki somut bir şekilde deşifre etmek çok zor olabilir. Ama başka anlamda bunun deşifresi başladı. Bugün siyasal olarak hesaplaşmalı ve... E e, Uğur Mumcu suikastini gerçekleştiren o yapıyla ilgili bir e, yüzleşmeye gidilmeli ne kadar yapılabilir böyle bir şey e, bilmiyorum ama böyle bir tablo var ortada Gaffar Okkan suikastine gelince orada e, Gaffar Okkan hakikaten bölgede bir mili attı Diyarbakır'da ben Gaffar Okkan'ı Hendekli'dir de yani Hendek'ten de tanıyorum çünkü bizim orada bir küçük işte bir evimiz var ve ailesine işte o bir fırın işletiyorlar falan onları da biliyorum. Gaffar Okkan Diyarbakır'a gittiğinde bir şey oldu. Yani ilk defa oradaki Kürt vatandaşlarımız devlet yetkilileri tarafından böcek muamelesi görürken kendiyle eşit mesafede onların içinde yürüyebilen bir emniyet müdürü geldi Diyarbakır'a ve Devletin korkulacak, düşman olarak görülecek bir yukarıdan gelen izbandut değil, onları kollayabilecek bir şey olabileceğini gördü Diyarbakırlılar. Ve bu o dönemin Türkiye'sine o zamanlar Jitem de aktifti, çok rahatsız etti. Bugün bazı isimler Ergenekon kapsamında yargılanıyorlar ve Ergenekon kapsamındaki süreç devam ederken Gaffar Gaffarokkan suikastiyle ilgili mesela bir tanıklık yapılmıştı. Bilmem hatırlar mısınız? ben bakmadım saate. Hemen söylüyorum. Gaffar Okan suikastla ilgili şöyle bir iddia ortaya atılmıştı. denmişti ki Gaffar Okan işte Ergenekon sanıklarından Levent Ersöz ile bağlantılıdır. Levent Erse... işte o e, sistemi tabii çok rahatsız etti Gaffarokka'nın tutumu ve halkla bütünleşmesi. E, o yüzden zaten Cemil Bayık'la da görüştüğüne ben şahidim e, demişti bu tanık. E, ve demiştik işte bu kişiler bir caminin yanında kalıyordu ki petrol istasyonunda ben bekledim. Ben beklerken Gaffarokka'nın aracı geldi çatışmayı görmedim ama patlama sesinin ardından silah seslerini duydum demişti. Yani kısacası o e, Jitem'in e, hüküm sürdüğü Güneydoğu'daki o e, halka göz Araştırmayan sisteme çok cesur bir şekilde çomak sokmuştu. Ben o nedenle o sistem tarafından Gaffar Okan'ın yok edildiğini düşünüyorum. Ee, şimdi isterseniz buradan e, kısa Şeyi bir tur tabii, tabii. istiyorum. Ee, şimdi bu sırada bir de zaman aşımı meselesi çıktı. Yani bir Uğur Mumcu bir hadisesinde e, onlardan işte bir kısmı mahkum oldu ama arkalarındaki asıl azmettiricinin ne olduğu falan belli değil. Onlar bu e, tanık olarak tespit edilse bile zaman aşımına uğramış telakki edebilecekler diye bir tez var. E, o zaman artık üstüne düşmeyelim diye de bir iddia var. Tabii ki o te, bulunsun da adam zaman aşımaya işleyecek mi istemeyecek ha. mi ondan sonra tartışılacak. Şimdi e, Güldan Mumcu'nun kitabı e, burada. Onu da seyircilerimize göstermiş olayım eğer şey olursa. Kamera. Çok güzel. güzel Şimdi sade içinde kendi duyguları falan yok. Bu şeyler de var yani kimden ne işitmiş. Hayır, hakikaten o var tabi tabi da var diyorum. Okren. Tabii tabii yani e, o da var bu da var yani onun da önemini belirtmek istedim. E, şimdi burada hakikaten bu bir duvarın bir tuğlası gibidir tuğlayı çekersen e, bu düşer. Onu söyleyen e, Mehmet e, Ağar. Ee, onunla da işte nasıl yürüdü onun herhalde e, soruşturma e, sırasında ondan da bir bilgi alınmış. Sonra Mehmet Ağar reddetti ama böyle bir ee, şey söylemedim dedi. Ama tabii ne e, kadar doğru. Burada öyle diyor. Yani neyse o zaman yeniden Güldal yeniden yazmış bunu. Sonra e, şey var. Öbürü devlet isterse çözer sözü var bu teksi belirmedi galiba. Evet. Tek e, devlet istiyor mu istemiyor mu mesele burada. Sen diyorsun ki bu açık artık belli. E, işte devlet zaten bu işte yapabilir diye de bir şey var. O zaman devlet faal faali, derin devlet falan neyse e, o zaman istiyorsa devlet yani bu kadar açıksa Niye şimdiye kadar bunun üstüne gitmedi? Derin Niye devletin çözmedi? Devletin içinde bir takım odakların ha, yaptığı e, açık. Ama, ama odaklar falan derken şimdi o odakların mu? işte bildirim, üstüne gidildi, kozmik odalara girildi, her şey yapıldı da bir bunların üstüne gidildiğine dair ben bir işaret görmedim. Yani 28 Şubat'a girildi işte parlamentoda hangi mebusun için istifa etmiş falan onlarla konuşuldu. Fakat bu gibi... E, faili meçhul haldeki cinayetlerin üzerine devletin yaptığı yahut devletin bildiği yahut devletin ihmalinin bulunduğu Cinayetlere gelince onlar üzerinde hiçbir şey yok. 1993'ten itibaren evet. bunu böyle. O e, zaman. 990'tan itibaren iddiaların bunun evet. üstünde çok e, ama şey, bir şey ne? Bir şey yani var. 28 Şubat 1997, ondan daha öncesine de gidildi. Hayır ama ee, cinayet evet. işlenir işlenmez ama deliller evet daha tam. Da, da, onda da ihmal varcem. Onda fevkalade yani bir vespelli, 7 buçuk sene sonra bence açılmış. E, bu söylediğiniz hava. çok önemli ve çok haklısınız. Çünkü 28 Şubat soruşturması susurluktan itibaren yanlış hatırladı başlatıldı. Keşke işte ben de biraz önce Uğur Mumcu suikastıyla bence 28 Şubat falan dediğine göre itibaren başlamıştı. Madem öyle o zaman e bence asıl başlaması buradan lazım. başlaması lazım. Öyle gerek. Elbette ayrı iki, 28 Şubat tartışılır da evet. buradan bir bir karar verebilecek değiliz tabii ki. Kimin, kimin bir cinayeti olması. işlediğine falan ama bu cinayetlerin üzerine gidilmediği, evvelden de gidilmediği, az gidildiği yahut gerekenin yapılmadığı belli. Bugün böyle bir iddia ortaya konulduğu halde biz derin devletle uğraşıyoruz işte falan diye birçok iddialarla başlayan soruşturmanın hiçbirinde Bundan üstüne gidilmedi. Şunu e, ama hatırlamak lazım. Şimdi 28 Şubat dönemi yani Susurluk'tan itibaren daha yeni soruşturulmaya başlanacak. Yani evet. ben e, inşallah diyorum onun öncesi 90'ların başından itibaren de bir soruşturma süreci olur ama keşke başından bu süreci 93'ten alsalardı. Hani yakalamak İsterseniz, zor. Evet, İsterseniz buradan devam edelim ister. çünkü çok yeni gelişmeler var. Yani Pınar bunlar önemli. Evet. Edemiyorum ama Pınar Selek davasına geçelim. Çünkü ağırlaştırılmış müebbet. Ee, kararı çıktı bugün Pınar Selek için. Altan abi sizle başlayalım yeniden tura. Ne diyeceksiniz? Kısa bir tur yapalım lütfen. Ee, şimdi bu e, bilmiyorum. Yani neredeyse bir e, inat e, evet. haline gelmiş gibi bir şey oldu. E, bugün e, karar zaten bile karşı 2 ile alınmış. E, 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 şeyini bilmiyorum. Ayrıntılarını siz öğrendiyseniz o arada. E, onlar da değişen hakimlerin kararı e, evet. galiba. E, bir de Mahkeme başkanı, ee, de, eskiden beri devam eden mahkeme başkanı beraat lehinde oy kullanıyor. İki hakim yeni gelen hakim. Yeni gelenler daha yeni öğrenmişler evet. dosyayı. İki ayrı müracaat olacak şimdi Temiz'e, Yargıtay'a. O bir tanesi olursa bir başka daireye gidiyor. Yani ayrıntılarını biliyorsan sen söylersin ya siz söylersiniz. Evet. O ya 9. daireye yeniden gidecek yahut yargıta genel kuruluna gidecek diye bugün televizyonda ben de bir şey işittim. Herhalde çok ciddi bir hukuk meselesi sorunu haline gelmiş olan bir dava bu. Yani beraatine karar veren mahkeme direniyor önce. Bütün deliller babası bir konuşma yaptı. Avukatı aynı, zaman gösteriyor. Gösteriyor. aynı zamanda. avukatı yani geçen defa tartışmıştık avukatın e, sempati duyması suç mudur değil midir falan diye. Babası olarak e, sempatisi de olan bir insan olduğu muhakkak ama gayet objektif konuştu. Çelişkileri belirtti. Yani bunun üzerinde de ne kadar durulsa azdır. Evet. siz Ben şeyi hatırlatmak istiyorum. Ee, bunun background'unu. Yani 1997'de aslında Pınar Selek biliyorsun bir sosyolog. Sosyolog olarak PKK konusunda bir araştırma yapıyor ve bir barış... Gelsin istiyor ülkeye. Dolayısıyla mağdur veya işte PKK ile ilişkili olan e, Kürt e, kökenli vatandaşlarımızla görüşmeler yapıyor. Veya PKK'lılarla bilmiyorum. Ve bundan dolayı aslında polis tarafından bir kere ilk burada başladı Mısır Çarşısı olayı yokken. Ondan bu görüştüğü kişilerin isimlerini istiyorlar. Tabii polise vermiyor. O sırada o bir de aynı zamanda... Çocuklar için, sokaktaki çocuklar için bir atölye, oyun atölyesi açmış. Orada bomba bulunduğu iddia ediliyor. Sonra bu iddiaların doğru olmadığı ortaya çıkıyor ve kendisi cezaevindeyken bu Mısır çarşısı içine karıştığını haberdar oluyor. O da işte Abdülmecit diye bir kişi. Evet. Bu kişi de daha Abdülmecit sonra işte Abdülmedid Öztürk. Öztürk. O kişi de zaten önce. Aleyhinde bir e, beyanat vermiş olmasına rağmen yani birlikte bu bombayı koyduk Mısır çarşısında demiş şey olmasına rağmen bunu geri adım atıyor ve işkence altında bu beyanda bulundum diyor. Ve bence yani genel tabloya baktığımızda kişilik itibariyle Pınar Selek ben şahsen tanımıyorum ama hani barıştan yana hani Türkiye'de bir barış sağlansın isteyen bir insanın e, sosyolog okumuş yurt dışında da okumuş yani dil bilen, ne bileyim medeni bir kişi gidip de Mısır çarşısında bomba koyabileceği bana hiç aklıma yatkın gelmiyor. Ve son olarak şunu söyleyeyim, yargıtay niye böyle bir inat yapıyor? Yani alt mahkeme bunu inceliyor, beraat kararı veriyor, o bunu bozuyor. İlk başta e, usulden bozuyor, sonra tekrar beraat kararında alt mahkeme ısrar edince bu sefer tekrar 9. ceza dairesi esastan bozuyor. Ve tekrar üçüncü kere aslında e, beraatte ısrar kararı verilmiş iken bu mahkeme tarafından birden niye o iki hakim nasıl değişiyor? değişiyor? Nasıl değişiyor? Nasıl? Hakimler savcılar kurulu ne yapıyor yok. bunu? Hâkim, nasıl değişiyor ve nasıl, eski hakim zaten bu adil yargılamaya mugayir bir durum yani aykırı bir durum. Bütün dosyaya hakim olan adamlar gidiyor ve tuhaf bir şekilde sonra bir insanın cezası hani 5 ila 10 yıl arasında da 1 yıl ile beraat arasında oynar. Evet. ama Eski idam yani. Mi? Yani beraatle <gülüyor> yani <gülüyor> ağırlaştırılmış müebbet arasında bir insanın cezası nasıl evet. oynar? Bu kadar fikir ayrılıkları ee, çok tuhaf, evet. mutlaka dosyada çelişkiler de var babası söyledi ama yani şimdi burada tabii ifade edecek durumda değiliz. Ben evet. bu bilgiye sahip değilim. Evet. Ne diyeceksin? Ondan bu Pınar Selek davasıyla beraber yaşlanıyoruz hepimiz. Evet. Ee, ben hatırlıyorum, ben, ben 90, 99'da milliyetin o zaman yazı işlerinde editördüm. Bu Pınar Selek davası çok yazılıp çiziliyordu, çok haber vardı o zaman ve hala bunu konuşuyoruz. Kendimizi bir de Pınar Selek'in yerine koyalım. Yani bir insanın hayatı burada e, acımasız bir yargı çarkı, adalet sağlayamayan acımasız bir yargı çarkının dişleri arasında adeta un ufak ediliyor. Yani e, bu insanın ne kariyeri kaldı, ne e, bir Kendi gelecek ülkesinde yaşayamadı. gelecek öngörüsü kaldı 15 yıldır. Adeta bir zulüm haline geldi. Zulüm şöyle bir zulüm işte deminden beri konuşuyoruz Nazlı Hanım ve siz çok güzel aktardığınız detayları. Üç kere beraatle sonuçlanmış. Bir kere delilsiz bir suç olmaz. Yani yargının ve polisin, emniyetin ya da istihbaratın bunlarsa dekin gerçekten de varsayalım ki suçlu olduğuna dair bir kanaati oluşmuş olsa da delilsiz olmaz. Yani o zaman işte zaten bir bugünlerde kullanılı şekilde bir düşman ceza yargısı gibi bir tablo çıkıyor. Yani sanki Pınar Selek, Pınar Selen'ki bir yani düşmanmış gibi muamele edildiği. Çünkü bu kadar acımasız ve bu kadar aslında kişiyi cezaevinde değilken dışarıdayken özgürken adeta yok etmeye dönük bir inat diye açıklıyoruz biz burada bunu. İnat ama neyin inatı? Ne yaptı Pınar Selek? Neden Pınar Selek e, bazılarının gözünde bir türlü suçlu olmaktan e, kurtulamıyor? Ve ona bu ağır suç isnat ediliyor. E, aslında Nazlı Hanım'ın e, konuşmasında bunun ilk ipuçları vardı. E, bu bir aslında siyasi yargıya dönüşmüş durumda. E, çünkü işte o dönemde 1997-98 unutmayalım. Yani. O dönemde evet. idealist, e, belli ki idealist bir insan Hı. Pınar Sedek çok idealist ve belki de şimdi söylemek zorundayım bunu belki de dönemin koşulları acımasızlığı ve insanların o dönemde e, Öcalan'ın e, yakalanmasına kadar teslim edilmesine kadar Türkiye'deki şartları gözünüzün önüne getirin. İnsanların nasıl aslında e, acımasızca yok edildiği bir ortamda. Türkiye'nin şartlarını belki e, risk duygusunu ortadan kendi e, risk duygusunu yitmesine neden olacak kadar belki. E, naifçe kavrayan bir belki bir insan. Öyle de görmek mümkün. E, belki de Pınar Selek'in o dönemdeki tutumunu. Evet. E, ve e, belki de e, o siyasileşmiş Kürtlerle olan yakınlığı böyle bir e, orta sınıf bir e, okumuş etmiş bir e, genç bir Türk e, aydınının e, önlenmesi gereken bir eğilim olarak da karşımıza çıkmış olabilir. Onların karşısına çıkmış, belirmiş olabilir. E, buna benzer durumlarla daha sonra da karşılaştık. E, evet. KCK, KCK davasında da karşılaştık. Maalesef devlet e, rejim değiştiği halde bu refleks e, aynen devam ediyor. Yani eski rejimden miras e, alınan ve aynen sürdürülen bir refleks, bir siyasi e, refleksle karşı karşıyayız. Ve bir Kafka öyküsü. Hep yapılır ya bu benzetme ama bu tam bir Kafka öyküsü. Evet. Ee, yani burada hepimiz aşağı yukarı hemfikiriz. Ee, ben de aynı şeyleri söylemek istiyorum. Hakikaten bir e, devletin içinde öyle bir... Ya da birkaç noktaya dokunmuş ki Pınar Selek bu kısır döngüden bir türlü çıkamıyor. Yani işte zamanında hakkında sizin de söylediğiniz bomba ihbarı yapan kişi daha sonra işte ifadesinin baskı altında alındığını itiraf etti. 3-4 tane mi daha fazla mı bilirkişi raporu var bombadan değil doğalgazdan bu patlamanın kaynaklandığı yolunda e, birlikte bomba attığı söylenen tüp tüp kişiler gaz. E, tüp gaz patlaması beraat doğalgazı. etti. O. Beraat etti. O çok tuhaf. E, ya e, daha sonra kendi de beraat kararı aldı yine döndü vesaire vesaire. Şimdi bugün ya da dün zannediyorum baskın oran bir yerde demiş. Ya bu e, kızacağız. E, devletin neresine öyle bir dokunmuş ki bir türlü bu e, süreç bitmiyor diye. Hakikaten bu e, yani öyle bir noktada ...demek ki hala hüküm süren bir yerlerde öyle bir sistem var ki Pınar Selek tuhaf bir şekilde... Bak ...eski idam cezası hala yürürlükte olsa demek idam cezası alacak. Yani ağırlaştırılmış müebbet alıyor. Ben yalnızca şunu söylemek istiyorum. Yani bu meseleyi daha fazla da uzatmak istemiyorum. Çok büyük bir utanç gibi görünüyor Türkiye için Pınar Selek kararı. Yani Avrupa'dan özgürlükçü kanunlar, normlar vesaire ithal etmekle demek ki bu iş olmuyor... Türkiye'ye Avrupa'dan özgürlükçü hakimler, savcılar da ithal etmek gerekiyor. Başka da diyeceğim bir şey yok Bak, bak şunun altını ediyorum. çizelim. Bu Abdülmecit Öztürk sözde beraber bombayı koydular. Beraat edince savcı Pınar Selik'in kini temiz ediyor. Abdülmecit Öztürk'ünü temiz etmiyor. O yüzden o beraatte kalmış. Yani ben bugün duyduğum kadarıyla ben bunu çok yadırgadım. Ve bir kazanılmış hak olmuş şimdi. Onun için o Suçlu değil sayılıyormuş. Ya o suçlu değilse bunun da olmaması i̇şte, lazım. İşte bu böyle evet. bir tuhaf bir evet. durum da var. Onun için Hı. ben bunu altın çiziyorum. Yani evet. 90'ların Türkiye'sinde PKK ile ilgili çalışma yapmayı Yaptı cüret için, ettiği bence. için. Bence. Yani bu açık. Bu tablo açık. Bir de Yargıtay'ın bir inadı ilgili da var bence. Yani i̇lişki kurmayı, pekayla İngilizce onlarla diyalog de, kurup evet. Bir de o. bugünkü evet. hadise var. Bu iki hakim niçin değişti? Soru işareti. Yani bence de bunu, bence de, bunu öğrenmek yani. doğal seyrine aykırı olan bir şey. Mekanizma ya bu kadar sene sürmüş olan tabi, adil yargılamaya da aykırı falan, da falan da. E, biz davada yani birdenbire hakim değişti. Yargıtay'ın kararı lehinde bir karar üretmek üretilmesi için mi değişti diye ben siz bu soruyu sorarsanız ben de o soruyu bu şekilde de sorabiliriz. Yani niye değişti? Evet. Çünkü sonuca bakarak. Ama soruya bir cevap vermeliler. Soruya yani bakarak, bu, bu, evet. sonuca bakarak dahil hakimler bir şeyler söylemiyor. olan. bir uca yani Hanım hatta bir beraat oradan o, müebbet hapis bir yani. Bir de eskiden kalma başkan da dosyaya hakim olan da beraate ısrar ediyor. Evet. Yani bunlar yani yeni yeni gelen hakimlerin e, evet. Yargıtay'ın ağırlaştırılmış müebbet cezasını desteklemeleri sonuçsa o zaman demek ki bu sonuç elde edilmek için evet. böyle bir İsterseniz yola İsterseniz daha gidildi. fazla uzatmayalım. Ben ben, ben bir cümle söylemek istiyorum. Ee, anladığım kadarıyla böyle durumlarda e, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yumuşak karnı Türkiye'nin dünyadaki imajı. Ee, yani bu davada Pınar Selek kararı da Türkiye'nin dünyadaki imajını bozacak, kötüleştirecek bir sonuç üretmiştir. Bunu evet. vurgulamak lazım. Çünkü hak hakikaten... Hukuktan, adaletten, hukukun üstünlüğünden vesaire değil de, imajınız e, kötü olacak dendiğinde evet. bir olumlu reaksiyon gösteriyorlar. Ama bugün aman imajımız o... bozulmasın, aman imajımız bozulmasın gibi bir e, refleks evet. Peki, alabiliyoruz. Peki yani, yani kısaca bunu şu söyleyelim. şekilde Belki dört bir taraf değil, e evet, tek evet. bir taraf olarak şu cümleleri özetleyeyim. Pınar Selek davasının e, sonucu bir rezalettir deyip isterseniz e, bugünkü en çarpıcı gelişmeye evet. geçelim kabine revizyonu. Kadri Bey bir defa sizden başlayalım, turu ters çevirelim. Dört bakanın yerleri değişti. Daha doğrusu dört bakan görevden alındı, yerine yeni isimler atandı. En önemlisinden başlıyorum. Birinciden İçişleri Bakanlığı'nın çok tartışılan bir isimdi İdris Naim Şahin. İdris Naim Şahin gitti, yerine Muammer Güler geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı koltuğunda uzun süredir oturan Ertuğrul Günay gitti. Onun yerine Ömer Çelik geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'na Ömer Dinçer gitti. Onun yerine Profesör Doktor Nabi Avcı geldi. Ve Sağlık Bakanlığı'na da başından itibaren Sağlık Bakanlığını yürüten Recep Aktağ gitti. Yerine Profesör Mehmet Müezzinoğlu geldi. Siz bu değişikliği nasıl yorumluyorsunuz? Vallahi bazılarını yorumlayabiliyorum, bazılarını yorumlayamıyorum. Çünkü bazılarını yorumlayabilmek için Başbakan'ın zihninde olmak lazım. Mesela Sağlık Bakanlığı'nda yapılan değişikliği yorumlamaya benim kapasitem el vermiyor. Birincisi sağlık konularında Ankara'da uzman bir gazeteci olmak lazım. E, bu çok çünkü büyük icracı bir hizmet sağlayan bir bakanlık. E, burada e, Recep Akta hakkında da hep bugüne kadar kulislerde olumlu konuşulduğunu duydum ben. Dolayısıyla yani Recep Akta niye değiştirildi? E, bu konuda e, ben başbakanın kendisi olan, olmadığım için bir şey söylemeyeceğim ama diğer konularda söyleyebilirim. Mesela İdris Naim Şahin konusunda söyleyebilirim. E, herkes söyleyebilir belki. Çünkü bu dönemin bakanı değil artık kendisi. Eğer gerçekten de... Bu dönemin bakanı iken de söylüyorduk. Hayır, bu dönem derken, işte mesela e, İmralı Adası'nda e, Öcalan ile hükümet arasında yapılan e, görüşmeler döneminin bakanı değil. Niye değil? Birincisi İdris Naim Şahin bence... Yani bir soğuk savaş, soğuk savaş zihniyetinin günümüz Türkiye'sindeki devamını temsil eden bir çok es, aslında eskilerde kalmış bir siyasi figür, zihnen eskilerde kalmış bir siyasi figür. Bir eğer bu İmralı süreci diye bazılarının söylediği, bahsettiği görüşmeler ileride gerçekten bir barış, silah bırakmayı da, çözüm perspektifi içinde amaçlayan bıraktırmayı bir barış müzakeresine dönüşecekse İdris Naim Şahin'in İçişleri Bakanı olduğu bir hükümetin bunu başa başarma şansı çok fazla olmaz. Dolayısıyla oraya e, daha e, en azından İdris Naim Şahin olmayan birinin orada oturması lazım. Kim olursa olsun diyelim. E, Muammer Güler, Muammer Güler e, Mardin milletvekili. Yani böl bölgede çalışan, bölgede faaliyet gösteren, seçmeni orada olan bir milletvekili. Ee, ülkenin de mülkiyesini biliyor, idaresini biliyor. Ee, dolayısıyla e, böyle bir tercihe e, ve yani yakın e, ve uyum içinde çalışabileceği e, öngörülebilir bir insan. Ertuğrul Günay'a gelince e, benim Ertuğrul Günay hakkındaki e, izlenimim çok olumlu değil. Bence e, devamlı bocaladı bakanlığında. Geçmiş e, siyasi kimliği yani e, farklılığını korumak ile hükümetin içinde e, olabilmek, e, bakanlığını sürdürebilmek arasında derin büyük gelgitler yaşadı ve bu gelgitlerde en sonunda bir ekstreme, bir aşırı bir uca doğru savruldu. Ama işte e, hangi filmdi e, o? E, Brad Pitt'in Pitt oynadığı oynadığı şey Killing Them Softly yani na, na, kibarca öldürmek e, filminin e, hatta kaldırılması yasaklanması gerektiğini söyleyebilen bir e, kültür bakanı Ama olarak Onun çok yasağa da karşı söyledi. çıktı hakkını yemeyelim e, Ertuğrul Bey'in. Yasaklanan kitaplara e, Ertuğrul Günay'ın e, işte o e, gelgitler, bocalamalar eğer özgürlükçü ki bir kültür bakanının tanımı gereği değil mi? ...özgürlükçü olması gerekir. Hangi hükümette görev yapıyorsa yapsın... ...Kültür Bakanı neticede. Ama Ömer Çelik... ...Ömer Çelik ise... ...Sayın Başbakan'ın... ...çok çok yakinen tanıdığı... ...birlikte yola çıktıkları... ...çok işte... ...yani gerçekten işte bu... ...siyasi hareketin... ...içinden gelen biri. Ve bence de... ...bu dönem bu dönem özellikle toparlıyorum bu dönem kültür bakanlığı çok çok önemli bir mevki çok bence Türkiye'nin çünkü kültürünün yeniden koşullandırıldığı kültür kodlarının değiştirildiği bir dönemden geçiyoruz o zaman demek ki bu hareketin bir has evladıyla bunu yapmanın daha doğru olabileceğini düşünmüş olabilir tahminim. Ömer, Ömer Dinçer ise iki bir cümle daha tabii, tabii, söyleyeyim. Ömer Dinçer bu hareketin, bu partinin çok çok önemli bir unsuru, bir figürü. Ancak sanıyorum kendisinden imkansız istendi. Yani bu 4 artı 4 artı 4, 3 kere 3, 4 reformu. Kendisinden imkansız bir şey istendi. Ve bu imkansızı başarmak için çok çalıştı fakat tabii imkansız olduğu için bunu e, bir e, adeta ben bunu tabiri caizse e, mazur görünür bir skandal olarak hatırlayacağım. E, bir gecede neredeyse bütün bir eğitim sisteminin e, değiştirildiği bir dönem ve çok sayıda ailenin mağdur edildiği e, bir dönem olarak. Nabi Avcı ise e, çok değerli saygı, saygı duyulan bir entelektüel. Evet. E, ve aslında bağımsız kişiliği de olan bir şahıs kendisine başarılar diliyorum umarız umarız umalım bu bağımsız kişiliğini Milli Eğitim Bakanlığı görevinde de entelektüel profilini sürdürür. Evet. Ve de hayırlı olumlu hizmetlerde bulunur. Çok Peki Nazan siz ne diyorsunuz? Bekliyor muydunuz? Bir süredir, bir süredir konuşuluyordu kabinede. Anuşuluyordu. Bekliyordum ama ben fazla kafa yormadım. Yani kim gelecek, kim gidecek, Nasıl üstünde göreceğiz? durmadım. Ee, olsun görelim dedim. Yani normal böyle büyük sarsıcı bir şey değil. Dört kişi neticede değişmiş. Evet. Şimdi mesela Eğitim Bakanı acaba eş durumundan Şubat ayında tayin bekleyen Öğretmenler yüzünden değişmiş olabilir mi? Çünkü e, birkaç gün önce Başbakan eş durumundan Şubat ayında atamalar yapılacağını söyledi. Çünkü biliyorsunuz Ömer Dinçer e, artık senede bir kere atama olacak. Böyle yarı yılda bir atama yaptığımız takdirde o zaman okullarda çocuklar mağdur oluyor. Yani öğretmenleri gitmiş oluyor eş durumundan. Hatta dedi sadece niçin milli eğitim? Yani kamu görevliler o zaman ona göre atamaları yaparken bütün kamu kuruluşları birlikte karar versinler. Eşleri bir araya atasınlar. Yani sadece şimdi bir kamu görevlisi atanıyor sonra eş durumundan o öğretmen kocasının veya işte karısının yanına gidince çocuklar da öğretmensiz kalıyor. Netice itibariyle böyle büyük bir yoğun baskı var. Bize de geliyor her gün değil mi Twitter'da bu şekilde ben hak da veriyorum parçalanmış aileler. Tayyip Erdoğan birkaç gün önce eş durumundan biz atama yapacağız dedi Şubat'ta. Ben şaşırdım çünkü hani Milli Eğitim Bakanı tam bunun tersini bir zamanlar söylemişti. Hani böyle bir değişiklik bir de gayri memnuniyet var öğretmenlerde. Öğretmenler hep gayri memnun. Yani işte kadroya atanmak istiyorlar, yetersiz atamalar falan. ama bu en çok bastırılan konu bu Şubat'taki atamalardı. Yani öyle bir Peki, İçişleri Bakanı rol oynamış olabilir. İçişleri Bakanı eleştiriliyordu İdris Daim Şahin ama ben bilemiyorum. Yani ne kadar özgürlükçü bir tavır içinde olacak Muammer Güler? ben çok sevdiğim hani bir vali, İstanbul valisi olarak kendisini tanıyorum zaten. Hani sevdiğim bir insandı. Bir performansını görmemiz lazım. Yani bu atım, adımlar atılıyor. Bakalım ne şekilde uyum ama tabii ki sonuç itibariyle zaten başbakanın dediği olduğuna göre Hani İçişleri Bakanı belki bir uyum sağlayacak bir kişi olarak Başbakan Muammer Bey'i tercih etti. Ee, sağlık Bakanı, evet Recep Aktağ sağlık politikaları çok başarılıydı, çok çalışkandı. Ee, bilemiyorum neden ama Müezzinoğlu, Mehmet Müezzinoğlu'nu il başkanlığından tanıyorum. Ak Parti il başkanı hatta daha önce Fazilet Partisi içindeki bu yenilikçi, gelenekçi grupta yenilikçi grupla birlikte hareket ediyordu ve il başkanlığı için de o dönemde yenilikçi grubun İstanbul il başkan adayıydı Numan Kurtulmuş'a karşı. Şimdi ikisi de AK Parti içinde bir araya gelmiş bulundular. çok değerli bir kişidir. Ömer Çelik zaten Tayyip Erdoğan çok yakını. Ben bugüne kadar niye bakan olmadı diye düşündüğüm bir kişiydi. Gider ayak Ömer Çelik de bu şekilde bakan oluyor. Çünkü gider ayak dememin sebebi 3 yıla 3 döneme takılıyor Ömer Sonraki Çelik genç. dönem dışarıdan da bakan atan, atanabiliyor tabii. Daha zor yani şimdi içeriden atanmamışsın dışarıdan bir de Tayyip Erdoğan gidince Abdullah Gül'e ne ölçüde yakın aslında yani Tayyip Erdoğan da gidecek ya deniliyor ya evet. o bakımdan söylüyorum. Başbakanlık koltuğuna da Abdullah Bey oturacak. A, o, oturur yani, oturmaz inşallah, ama inşallah e, Tayyip Erdoğan anladım. gideceğim dediği için hani kendinin çok yakın oldu çünkü Ömer Çelik daha belediye başkanlığı döneminden ben de tanıyorum zaten çok yakınıydı İdris Naim Şahin de zaten aslında Tayyip Erdoğan çok yakın hem belediyede hem Ak Parti'nin genel sekreterliğini yaptı yani netice itibariyle bu makamlar gelip geçici biraz da birbirine yer vermek lazım herkes bir tatsın bakalım şu bakanlığın tadını diye düşünüyorum Ertuğrul Günay'ı ben severdim ben değerli buluyorum yani bir de solcu Çeşni katabilir biraz yani sosyal demokrat bir yapısı vardı. Böyle bir çeşne olması aslında iyi bir şey. Evet. Peki Altan abi siz ne diyeceksiniz kısaca topar? Ee, şimdi Milli Eğitim Bakanlığı açısından bugün 4 artı 4 artı 4 başbakanın deyimiyle 444 hadisesi bir skandal hakikaten yani. Ee, şey de bu aradaki değişiklikte de bir skandalın kanıtı. Çünkü evet. e, Ömer Bey zamanında işte bu kanun çıktı. Gerçi grup onun tasarısını hazırladı, teklifini hazırladı. O şekilde çıktı. Fakat sonuç ortada. İşte her gün gazetelerde, televizyonlarda örneklerini görüyoruz. Dolu sınıflar. işte atanamayan öğretmenler. işte seçilmiş ders olarak gösterilen derslere öğretmen bulunamamış falan birçok hadise ortada. Demek ki bu onunla olmuyor başka biriyle olsun diye yapılmış bir tayin o ee, yalnız yerine gelen e, Sayın nabi Avcı unutmamak gerekir ki komisyonda bu kanunun çıkışını sağlayan komisyondan geçmesini sağlayan e, bir e, komisyon CHD başkanı tank atılan. tank getirdim. atılma falan dedi e, yani tank atılma sanki böyle büyük bir, bir askeriyeden bir tank alınmış da getirmiş onu atmışlar diye. Bir buçuk diye. kiloluk falan bir, bir şey selo tape şeyi var ya selo Hı -hı. Tape tankı. Hı -hı. Onu sinirden doğru bir şey değil tabi. <laughs> yapmaması lazım. Ama şöyle sehpanın üstüne koymuş gibi atmış bütün şahitlerden dinledim. Ben bunu neyse O Ama değil zaten de öyle bir tank atılsa, atılsa değil. yaralanma olur değil mi? Herhalde yaralanma olur. Yani Şimdi bir, bir şey de gibi, e, şeyi başlayalım. bırakalım. Kendisi ne yaptı? Sayın ederiz. Nabi e, Bey e, komisyon başkanı ...zabıtlarını okudum burada unutuyor musunuz... ...zabıtlar şöyle yazıyor... İşte kavga gürültü çıkıyor... Bir ...takım e, muhalefet milletvekillerini tekmeliyorlar... ...yere yatırıyorlar... ...dövmeler falan filan bu hadise oluyor... ...ve komisyon görüşmelerini başlatıyor başkan... ...söz istiyorlar... ...muhalefet milletvekilleri oradakiler... ...bu sözleri duymazlıktan geliyor... ...yanına kadar geliyorlar... ...burada mesela seninle benim aramdaki... ...mesafe gibi bir şey... ...sayın başkan söz istiyorum diyor... Başkan söz isteyen yok diyor. Söz isteyen yok. Oylarınızı oya geçiyorum. İşte kabul edenler, etmeyenler diyor. İkinci defa bunlar zabıtlarda görülüyor hep. Çünkü zabıt katipleri burada oturuyor. Bütün o söylenen söz istiyorum sözlerini de yazıyorlar. Bunun cevabını da yazıyorlar. Söz isteyen var mı? Söz istiyorum, söz istiyorum. Söz isteyen yok. Oylamaya geçiyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul etmiştir. 26 maddelik tasarı bu şekilde geçiyor komisyondan. Bu bir aslında bu başlı başına bir skandal. Bu bir skandal. Bugün 4 artı 4 artı 4 hadisesinin de sonucu skandal. Bu tayin de bu skandalı teyit eden bir kanıt bence. Olmuyor demek ki bunda. Nabi Bey'le olacak mı? E, bu kadar radikal metotlar uygularsa ne netice alır ben de bilmiyorum. Orada da komisyonda yaptığını tekrar ederse bakanlıkta. Peki. Şeye gelince... Ee, İçişleri e, Bakanlığı e, İçişleri Bakanlığı için bir şey şeyinde söyledik makamında otururken burada. E, kendisini burada sık sık eleştirme mecburiyetinde kalmıştık. E, şimdi de işte e, ne diyeceğiz şey. E, Allah Başarılar sana, dileyeceksin. Nasıl? İyi, iyi dileklerimizi direktler, iyi iletelim. Peki. Ee, öbür şeye gelince Turizm Kültür, Kültür Bakanlığı'na bu da şunu gösteriyor aslında Ertuğrul Günay'dan bu hükümet fazlasıyla istifade etmiştir. Çünkü turizm ve kültür politikasında özellikle endişeleri gidermeye yönelik adımları olmuştur Ertuğrul Günay'ın burada. Yani endişeler derken işte balya kaldırılacak öbürü şey olacak. birçok. Şeye karşı. Sen de turizm bakanı. Adalet partili. Şey, Halefselef. E, e, turizm e, bakanlığı açısından da yani e, işte ya bunlar geldiler, turizmi kimidir, ne yaparlar. Ya işte e, bütün baleydi, konserdi, şöydü, onları kaldırdılar falan derken bunun örnekleri de varken Ertuğrul Günay bu izlenimleri e, e, şey yapan ortadan kaldırmaya yönelik bir takım hareketler yaptı bir ölçüde de başarı oldu, hmm. başarılı oldu, başarılı e, oldu. Bu e, taksimdeki ee, şeye, şeye salonun işte kaldırım Atatürk, Atatürk salonun kaldırılmasından yana olmadı. Bu son taş kültür kuşları, merkezi mi diyor? Atatürk, kültür merkezi. Evet. E, şeyi de e, bu taş kışla, e, taş kuşları, topçu kışlası denilen şeyin yapılması konusunda da bir tabı, bilmiyorum. E, evet. Görmedim. E, yalnız bir şeyi gösteriyor bu tabii. Bu faydalanmadan sonra artık tamam biz bundan faydalandık bırakalım derken şöyle bir etkinin de e, bu kararda şeyi olduğu rolü olduğu düşünebilir. Çünkü Ertuğrul Günay arada bir değişik Peki. sözler söylüyordu Mesela heykel meselesinde Ucube dediği zaman başbakan Onun bu sözünü biraz yumuşatmaya çalışmıştı Demişti ki bu öyle demek istememiştir başbakan anlamında bir şey söyleyince Hayır ben öyle demek istedim diye başbakan kızmıştı evet, falan. Onu Demek ki Toparlayın. herhangi bir şeye bir değişik düşünceye ...fazla tahammülü olmadığını gösteren yeni bir kanıttır. Muammer Bey de İstanbul valisi olarak burada başarılıydı. Evet. Daha önce Gaziantep valisiydi. O şeyin yerine işte İdris Bey yerine geldi. Ona da başarılar dileriz. Evet. Yani hepsine yeni bakanların tabii netice itibariyle başarılar dileriz. Evet. Şimdi birkaç dakika kaldı reklama kadar. Ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle tabii en önemli, en kritik atama İçişleri Bakanlığı... ...Muammer Güler'den başlamak istiyorum... Hatırlar mısınız bu son seçim değil bir öncekinde Amerikan seçimlerinde no bush efekt deniyordu. Yani yeter ki bush olmasın. Şimdi Türkiye'de de yeter ki İdris Naim Şahin olmasın diyorum. Ben burada defalarca yalnızca ben değil yani çok geniş bir ben, kitle İdris, daha, daha Naim Şahin daha İdris Naim Şahin'i eleştirdik. Yani İdris Naim Şahin'in görevden alınması başlı başına çok iyi bir hadisedir. Hakikaten Türkiye AK Parti hükümetine hiç yakışmayan bir İçişleri Bakanı'ydı. ...üst üste çok gaflar yapmış çizgisi... ...vesaire şunu hatırlatmak istiyorum... ...benlikçi politikalar dönemine ee, yakışıyordu... ...hayır hiçbir şekilde bu kadar... ...Kürt meselesinde zaman zaman yavaşlamış da olsa... ...Cumhuriyet tarihinin... ...en cesur adımlarını atmış... ...bir hükümete, bir iktidar partisine... ...İdris Naim Şahin yakışmıyordu... ...ama Nazlı Hanım bir şey söyledi... ...dedi ki İdris Naim Şahin... ...Başbakan'ın çok eski tanışıklığı vardı... ...Başbakan'ın şöyle bir özelliği var... Vefa gösteriyor yani çok eskiden itibaren yanında bir şekilde bir yerlerde hizmet etmiş orada da İçişleri bakanlığına konmuştu anladığım kadarıyla İdris Naim Şahin hiç iyi bir sınav veremedi onun yerine Muammer Güler geldi iyi mi oldu ya yani İdris Naim Şahin'in gittiği iyi oldu Muammer Bey'e ben başarılar diliyorum yalnızca benim içimde şöyle bir soru işareti var. Evet belki birinci fail olarak değil ama maalesef Hrant Dink cinayetinin işlendiği sırada İstanbul valisiydi. Bu da tabi Dink ailesi başta olmak üzere birçok insanı o dönemin bir yetkilisi olduğu için ve cinayet hala aydınlatılamadığı için çok rahatsız ediyor. Burada bir tabi pürüz. Yani Ama şöyle bir artı da görüyorum bu pürüzü görmekle birlikte Mardin milletvekili dolayısıyla Kürt meselesinde o bölgenin insanı o bölgeyi iyi tanıyor ve hassasiyetleri biliyor. Bu açıdan olumlu. Ee, Muammer Bey'e başarılar diliyorum ee, Benim aklımda tahminim başka iki isimden biri olacak diye vardı ee, Muammer Güler oldu ee, Ben kimi tahmin E, ee, ben, ben ya Yalçın Akdoğan ya Hüseyin Çelik diye tahmin ediyordum ee, <laughs> Hakikaten Türkiye'de bu dönemde çok önü açacak İçişleri Bakanlığı görevi Yalçın ikisi de zaten çok doldururlardı İçini doldururlardı ee, evet. Yani Başbakan böyle bir tasarrufta bulunmuş benim aldığım hava başka yöndeydi. Her neyse. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Ertuğrul Bey'e ben, bence çok başarılı bir bakanlığı vardı. O koltuğa da çok yakışıyordu. Ben hiç katılmıyorum Kadri Gürsel'e. Birçok işte kitap yasaklanması vesaire gibi, gibi kararı çok özgürlükçü bir tavır aldı. Hakkını yemeyelim. Bence dört dörtlük bir bakanlık yaptı. Evet zaman zaman ters düştü ama uzun sürede Kültür Bakanlığı'nda oturdu zannediyorum biraz işte Ömer Çelik de çok eski AK Parti başından itibaren AK Parti emektarı ve hiç bakanlık almamıştı. Öyle bir tasarrufta bulunurken zannediyorum Ömer Çelik'e bakanlık vermek de şey oldu. Yani o hakkıdır tabii Ömer Çelik'in. şunu da söyleyeyim. Milli Eğitim Bakanlığı'na Nabi Avcı'nın gelmesi hiç şaşırtmadı. Nabi Avcı çok kıymetli bir akademisyen, iletişim profesörü. Ömer Dinçer'le ilgili partinin içinde de bir takım rahatsızlıklar olduğunu biliyorum. 4 art 4 art 4 ile ilgili. Öğretmenlerle ilgili bilmiyorum. Benim bildiğim bu tasarının çok acı Aceleye gelmesi ve birçok noktalarda sıkıntı yaratması ee, bu Ömer Dinçer'e mal edildi. Ama aceleye getiren galiba ee, Ömer Dinçer değil değil mi? Ömer Dinçer'in e e, Milli Eğitim Bakanlığı'ydı ve Ömer Dinçer'in bir takım, takım yanlışlıklarla Ömer Dinçer'in ısrarı ve katkısı da oldu. Ee, ve bununla ben ilgili de bazı konular yani bir takım rahatsızlıklar da vardı yani partide dört dörtlü bir şekilde bu paketin arkasında değildi. Başka türlü olması gerektiğini düşünenler de vardı. Sağlık Bakanlığı bence sağlık en başarılı olduğu alanların başında geliyor AK Parti'nin. Artık oturmuş, baştan itibaren Recep Akdağ vardı. Oturmuş bir yerde Taze bir kan olabilir. Neden olmasın? Yani bunu böyle yorum. Bak ben. bir şey söyleyeceğim. Şu 4 artı 4'te dörtte tekrar etelim. Yani Altan Ömer'in dediği gibi bunu grup teklifi olarak getirdi. Grup başkan vekilleri getirdi bunu ve bir sürpriz oldu Ömer Dinçer için. Bir kere bu bir. Bunu unutma. Ömer Dinçer bazı bozuk noktaları düzeltti. O eğitimin. Mesela erken başlaması şey evet. eğitiminin, Acil meslek eğitiminin erken başlaması vesaire gibi daha sonradan evet. düzeltmeye çalıştı. Yani bunun sorumluluğunu Peki. Ömer Dinçer'e ben bırakmak bence doğru. Reklam arası diye. bizden ayrılmayın. Daha çok ateşli konular var. CHP'de neler oluyor onu tartışacağız. Danıştay'ın e, bozduğu e, yürütme kararını tartışacağız. Birazdan yeniden beraberiz. Sevgili izleyiciler beraberiz CHP ile devam ediyoruz. Çünkü dün CHP İzmir milletvekili Birgül Ayman Güler Kürt milliyetçiliğini bana ilericilik ve bağımsızcılık diye yutturamazsınız. Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit eş değerde gördüremezsiniz dedi. Bunun üzerine meclis karıştı. Ee, Salih Fırat CHP Adıyaman milletvekili önce istifa etti. Sonra partide kalması için arkadaşları tarafından ikna edildi. Daha sonra dışarıda e, Birgül Ayman Güler'e mikrofonlar uzatıldı sözlerinizin arkasında mısınız diye. Birgül Hanım şöyle bir cümle kurdu. Türk ve Kürt insan olarak eşittir ama Türk ulusu Kürt milliyetçiliğinin üzerindedir. Bunlar ne anlama geliyor? Çok kısa bir zaman önce Hüseyin Aygün başka bir CHP'li milletvekili Birgül Hanım'ın e, temsil ettiği çizginin 180 derece tersinde açıklamalar yapmıştı. O yüzden ben Kadri Gürsel şimdi sormak istiyorum. Sizden başlamak istiyorum. Hangisi CHP? Birgül Ayman Güler mi? Hüseyin Aygün mü? Ve Birgül Ayman Güler'in sözleri kendine sosyal demokrat sıfatını layık gören bir partide telaffuz edilebilir mi? Ben CHP'yi tartışmaktan ziyade Birgül Ayman Güler'in zihniyetinin tartışılmasının CHP'ye daha çok katkıda bulunabileceğini bunu tartışırsak daha çok katkıda bulunabileceğimizi düşünüyorum. O bakımdan bir defa şunu söylemek istiyorum. Bir Gülayman Güler zihniyetinde olan insanlara bunlar her nerede ve nasıl nerede hangi partide iseler, MHP'de de olabilir, CHP'de de olabilir, başka yerlerde de olabilirler. Bir defa şunu artık bu zihniyetin sahiplerinin idrak etmesi lazım. Bu hakim millet ideolojisinin artık hiçbir Türkiye'de zemini kalmadı. Bu çünkü korumak ve kollamakla kendilerini yükümlü hissettikleri bu hakim millet ideolojisinin kurucusu olan e, Cumhuriyet söz konusu değil artık. Bu Cumhuriyet, bu Cumhuriyet artık yok. Eski kendi sahip o sahibi sandıkları devlet el değiştirdi. Yani bir siz daha bunu üzücü bir hadise olarak a, mı söylüyorsunuz? Hayır efendim hayır. Üzücü bir hadise olarak kendilerine bir gerçeği anlatmaya çalışıyorum. Hmm. Bu sahibi kendilerini sahibi adettikleri devlet el değiştirmiştir. Hmm. Ee, artık bir daha o devleti eski haliyle geri almalarına da imkan ve ihtimal yok. Çünkü bu bir ideolojik bir zihin dünyası. Yani, yani el değiştirilmemiş haliyle hmm. Türkiye'deki devlette Türk ulusu Kürt milliyetçiliğinden üstündü ve bunu CHP'nin telaffuz etmesi de normaldi diyorsunuz öyle mi? Böyle bir şey demiyorum. Böyle bir şey demiyorum. Eski eski cumhuriyetin, eski rejimin ideolojisinde bir hakim millet esası vardı. Ancak artık bugün zaten ne eski rejimden söz edebiliriz, ne eski cumhuriyetten söz edebiliriz. Dolayısıyla olmayan bir şeye ve asla onların olmayacak olan bir rejime ve onun ülküsüne sahip çıkmak yerine biraz gerçekçi olmaları kendilerinin Aslında eşitlik talebinde bulunmaları yani başkalarına üstünlük talep etmek yerine olmayan bir zeminde durup gerçekçi olmayan gerçekte olmayan bir zeminde gerçekçi olmayan sözler etmek yerine bu insanlar bu zihniyet dünyasında yaşayan insanlar gerçeğe kendilerini bir an önce alıştırırlar ve de eşitlik talebi doğrultusunda aslında Kürtlerle aynı noktada bulunduklarını kavrarlarsa Türkiye'de ileride ne bir Türk sorunu çıkar e, ve de ve de Türkiye'de yaşayan bütün kesimler toplumsal ve siyasal kesimler etnisiteler, kültürler, mezheplerle toplam eşitlikçi, çoğulcu, kapsayıcı demokratik bir cumhuriyetin Kurulmasının önü açılabilir. Peki, Birgül Ayman Güler'in gül, hala gül. var zannettiği hmm. Cumhuriyet'in artık olmaması sizi üzüyor mu, sevindiriyor mu? Beni beni sevindirmiyor da ...üzmüyor da ben buna çok nötr bakıyorum çünkü. Beni şu sevindirir. Çok ciddi bir değişiklikten bahsediyorsunuz. Evet. Bir yorum Beni niye diyor. sevindirsin, niye üstün? Benim duygularımı niye merak ediyorsunuz? E şimdi be, <laughs> Benim hepimiz ben, ben size düşüncelerimi, düşüncelerimi aktarmakla ilgili değil miyiz? Ben size düşüncelerimi aktarıyorum. Ben diyorum ki e, siz diyorsunuz ki eski e, cumhuriyette. Eski e, bir cumhuriyet bakın, bakın, o zaman, o zaman şöyle diyor. şöyle yapın. Türk ulusu Kürt zaman şunu, üzerindeydi. O zaman, zaman şunu. Ben de şunu, diyorum ki bunun artık böyle olmaması sizin sizde ne gibi düşünceler? Şimdi, şimdi doğru. şöyle. Şimdi, ha, bak ama şimdi düşünce dediniz demin duygu diyordunuz. Kelimelerinizi seçerek kullanıyorsanız o ya zaman anlaşalım. İyi oyunu yapmayalım Allah aşkına açık olun ya. Saklayan bir insan değil mi gayrı sen şey misin ya sorgu yargıcı gibi. Evet yani. yani Bakın ne, çok sen, önemli bir nokta bir bu. Musun, Hadri Bey açık musun, bir şekilde düşünsün, diyor bir şey ki eski yani, yani o ne yardım yardım musun anlamında Al, eski Eski Türkiye'de Türkler evet. Kürtlerin Aklından üzerindeydi. Artık bu evet, devran öyleydi. değişti diyor. Aynen ben de diyorum diyor. ki bu devranın değişmesi size Siz göre olumlu bir gelişme midir? Olumsuz bir gelişme midir? Sen de tercüme et belki anlaşılır. Gerçeğe Cumhuriyet Cumhuriyet'in bir defa şöyle bir şey var bakın. Ee, bu devleti kuranlar bir ulus devlet kurdular. Ya ben bu ulus devlet, soru soru bu ulus devlet kendisine bir ulus yaratmaya çalıştı. İmparatorluk bakiyesi bir ahaliden. Kısmen başarılı oldu, kısmen olmadı. Dışında kalanlar yani bu yeni paradigmaya ve yeni e, yapıya direnenler dindarlar ve Kürtler oldular. Bugün Dindarlar politik İslam olarak örgütlendiler ve de iktidardılar. Kürtler de, Kürtler de e, bu düzeni asla benimsemedikleri için siyasallaşmış Kürtleri Kürt milliyetçisi de diyebilirsiniz veyahut Kürt olma hakkını savunan insanlara da atfen bina, bina bunu söylüyor olabilirim. Fark etmiyor neticede ben şunu söylüyorum. Peki. E, ben şunu söylüyorum devir değişmiştir. Ya yani işte bu devrin Eşit. değişmesiyle ilgili siz ne diyorsunuz o, diyorum ben. Bu tabii ki bu tabii ki demokratik. Toputacı taca atmak. Demokratik, yani. demokratik. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Hani hakikaten. Hayır. Yani insan bir e, şey ya topu taca atmıyorsun. Ben diyorum ki ben yani sen ben bir fikir tartışması şey yapılırsa bıraksan, şey bırak. Ha. Bıra hayır. Benim verir. araya girme girmesen de bıraksan laflarıma hayır. devam etsem. Evet. Belki cevabını evet. alabilirsin. Efendim, i̇stersen buyur 20 dakikada ama vaktimiz hayır, yok hayır. yani. Hayır. Ee, <laughs> tamam ya, sen o zaman. sen kesiyorsun da ondanlık. Biz ee, tamam. toparlayamıyor ki yani tamam, hakikaten. Peki, yani, bu garip hala, bir şey. Bir sen düşünüyorsun, ama. duyguların ne? Tamayım. Ben ben şunu söylüyorum. <gülüyor> Sempatim <gülüyor> ben, var mı yok mu? Ben ben şunu <gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> en çok eşitlik vurgusu yapması gerekenler sizlersiniz artık. Bizler kimiz? Onlara söylüyorum. Sana bakarak <gülüyor> konuşuyorum da. bak. Kameraya bakarak konuşursam iyi olmaz. Her cümleye her cümleye bir şey bir şey koyuyor. yani Birgül Ayman, Birgül Ayman, Birgül Ayman, Birgül Ayman hanımın zihniyetinde olan insanların bugün aslında yeni kurulan rejimde rejimin demokratik, katılımcı, çoğulcu ve kapsayıcı bir rejim olmasını temin açısından bir paradigma değişimi yaşamaları gerekiyor ve kendilerini eski cumhuriyet kendilerini bu cumhuriyetin ve devletin sahibi olarak görmekten Artık vazgeçmeleri ama ortağı olabilecekleri düşüncesine de kendilerini alıştırmaları gerekiyor. Evet. Bu ortaklık herkese kurulacak. Bu ortaklık Kürtlerle de kurulacak. Efendim e, aidiyetine ve ontolojisine, varlığına saygı göstereceğiniz muhafazakar kesimlerle beraber kurulacak. Ama onların da size saygı göstermeleri, onların da sizin eşit yurttaşlar. Sadece yasalar karşısında eşit değil ama e, hak. Haklar ve e, varoluşu itibariyle de e, eşit yurttaşlar olarak e, bu ülkenin vatandaşları olduğu gerçeğine onların da alışması lazım. Çünkü yeni iktidar da aynı zamanda Türkiye'de e, biraz da eski rejime duyduğu ve eski rejimin egemen evet. sınıf ve kültürüne karşı duyduğu hınçla son derece dışlayıcı ve baskıcı bir yöne doğru e, eğil, bir eğilim sergiliyor. Bütün bunlar da aslında bir Gülayman Güler hanımefendinin zihniyet dünyasında yaşayanların kendilerini epey bir değiştirmeleri halinde bir olumlu bir sonuç çıkabilir. Evet. Dolayısıyla üniter üniter devletmiş. üniter devlete sahip çıkma ya da özelliğe karşı sanki o devletin eski sahib, sahibiymiş gibi hareket edip reaksiyon göstermenin falan hiç bunların manası yok. Yap yeni bir düşünceye yelken açmaları. Azam, gerekiyor. Kadri Gürsel diyor ki geçtiğimiz dönemde Türkiye'de işte bir egemen sınıf vardı ve bu egemen sınıf kendi kürtlerinde işte diğer grupların egemen üzerinde millet. Egemen, egemen millet, egemen millet anlayışı. vardı. Egemen üzerinde sınıf görüyordu. Değil. Bu bugün değişti. Yani Hı. bunun tespiti bence çok önemli. Böyle bir sistemin kırılmış olması başlı başına bence çok olumlu bir gelişme. Siz oradan alırsak. Ne diyeceksiniz şimdi CHP'nin içinde birbirine taban tabana zıt sesler çıkıyor. Evet e, yani ben eğer duygularımı ifade edeyim bu değişiklikten dolayı memnunum ben de değiştim zaten o değişirken. Zaten bizler değiştiğimiz için bu zihniyet de değişti. Giderek bizim safımıza yani bu değişikliğe onaylayan insanların sayısının artması gerekir. E, gerçekten de eşitlik diyoruz. Fakat eşitlik derken bunu içimize sindiremiyoruz yani bazıları sindiremiyor. Mesela ana dilde savunma konusunda da Cumhuriyet Halk Partisi bu tasarı komisyonlarda görüşürken çok direndi. Şimdi burada onlar dediler ki CHP'nin sözcüleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesine göre böyle bir evrensel prensip var. Kişinin anlayıp meramını anlatabildiği dilde biz böyle koyalım dediler. Oysa bu zaten var. Bu bir evrensel kural ama bu KCK savunmalarında filan e, yargı buna set çekti. Bunu kabul etmedi. Dolayısıyla AK Parti BDP ile birlikte kendini en iyi ifade edebileceği bir dilde savunma yapsın. Yani Türkçe bilse dahi çok iyi anlasa bile eğer o kişi derse ki ben çok e, kendimi Kürtçe çok iyi ifade edebilirim. O zaman bu imkan. Bunu eşitlik adına aslında vermek lazım. Daha başka konularda da eşitlik adına çok adım atılması lazım. İşte o sırada zaten e, Birgül Ayman Güler'in bu konuşması oldu ve bir Türk sorunundan söz etti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Deniz Baykal'ın tasfiyesiyle başlayan bir iki başlık ortaya çıktı. Bu da çok normal bir şeydir. Çünkü Deniz Baykal çok ulusalcı e, yapıda bir kişiydi biliyorsunuz. Ve Nitekim kendisi şunu da söylüyor, ee, şeyin sütununda çıktı. Ee, evet. Yalçın Bayer. Yalçan, Yalçın Yalçın Bayer'in e, sütununda çıktı onun e, duyumları. E, partimiz büyük yara alıyor, büyük zarar. İşte bu Hüseyin, Hüseyin Aygün'ün aynı. konuşmasını kastederek ve kendisinin 1 Mart tezkeresine hayır dediği için o zaman bir plan kurulduğunu. Ve bertaraf edildiğini, bu kaset olayını da zaten çok önceden planlandığını ve bugün İmralı görüşmelerini eğer gidebiliyorsa Türkiye kendisi CHP'nin başından uzaklaştırıldığı için gittiğini söylüyor. Şimdi Deniz Baykal herhalde bir şey temsil ediyor CHP içinde. Onun gibi düşünen mutlaka bir grup var. Çünkü CHP bir değişim geçiriyor. Bence e, yani sen de zaten e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun... E, çizgisini biz daha çok beğeniyoruz. E, ben de öyle beğeniyorum. E, tavrını da beğeniyorum ama e, zordur. Netice itibariyle inanın çok büyük bir katılık var. Bunu biz CHP'yi destekleyen e, gazetecilerde de görüyoruz bu ulusalcı tavırı var. Mesela onlar Baykalcı kalmışlar. E, Kemal Kılıçdaroğlu beğenmiyorlar. Bir de şöyle var bakın son kondanın araştırması çıktı. E, mesela CHP doğru yanlış 21.7 gözüküyor büyük bir tehlike bekliyor Cumhuriyet Halk Partisi. Zaten içinde ikilik var. Bir de buna başarısızlık ilave ederseniz seçimlerde o zaman hepten parç parti parçalanabilir. Ee, ben şimdi bunu söyleyeyim. Evet. Altan abi siz CHP genel başkanlığı yapmış bir isimsiniz. Partiyi hepimizden iyi tanıyorsunuz. Şimdi bu ikilik bu yani her parti içinde fikir ayrılıkları olur ama bu fikir ayrılıklarından ziyade bir aşırı sağda bir son derece e, merkezin de solunda görünen siyasi çizgiler aynı anda var olmaya çalışıyor gibi bir kavga halinde gibi. E, Nazlı Hanım dedi CHP'yi destekleyen yazarlar şu an en çok eleştiri mevcut CHP yönetimine yapıyorlar. İşte örnek Yılmaz Özdil mesela Türkiye'nin en çok okunan yazarların başında geliyor. Siz bu partinin içindeki kaynamayla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi önce buradaki hadiseyi bir bilelim tam şeyiyle. Burada daha önce de biz konuştuk. <laughs> KCK davalarında sanıklar Kürtçe konuşmak istiyorlardı. Ee, ve e, bunun e, tercüme, tercüme edilmesini istiyorlardı. Aslında bu konuda bir madde vardı. Ee, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 202. maddesi diyordu ki sanık veya mağdur meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe biliyorsa şey bilmiyorsa mahkeme tarafından atanan tercüman aracılığıyla işte duruşmadaki iddia ve savunmaya ilişkin esas noktalar tercüme. Yok ama bak bu yeterli değil Altancığım. Bir dakika. Ha, de, yani Bir dakika işte onu anlatmaya ha, çalışacağım onu müsaade et yalnız. Ha, Şimdi yeterli bu yeterli değilim. olmadığı için yahut ha. yanlış yorumlandığı için bu kapı açılamamıştı. Burada hep birlikte şu temenniyi en azından ben kendi söylediklerimi hatırlıyorum. Şu temenniyi yerine getirdim. Bu maddede bir küçük değişiklik yapılırsa bu iş hallolunur. Buna benzer bir şey yaptılar netice itibariyle ben de isabetli olduğu kanısında olanlardan bir tanesiyim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde buna karşı ve diğer gelişmelere karşı nasıl vaziyet alır milletvekilleri? E, o belli tabii bu e, konuda hassas olanlar var e, bu konuyu gerekli görenler de var e, bence burada bir grup toplantısı yapılsa bu enine konuşulsaydı e, bir partinin ana fikri aslında ki genel başkan tarafından temsil edilir e, onun e, üzerinde birleşilmesi ve oradaki görüşmelerde de değişikliklerin ortaya çıkmaması sağlanabilirdi bu yapılmadığı için grup toplantısı alınmadığı için Şimdi herkes orada tek tek milletvekili olarak düşüncesini e, söylüyor. Bu düşüncede o e, İzmir milletvekili hanımın e, hanımefendinin e, söylediği cümleler de öyle bir tartışma ortamı içinde söylenmiş ki şu zabıtları ben baktım. E, bunlar hakikaten bakmak lazım. Böyle tıpkı senin e, Kadri'nin sözlerini kestiğim gibi iki de bir sözünü kesiyorlar. <laughs> <Yani sorusu oldum. gülüyor> yani, yani, bir soru sordu. bir yani, soru sordu. Cevabını alamadım. Yani o biraz fazla uzunca sürdü. Özellikle Sok. vermedim cevap. Ha, e ben biliyorum ne bilmediğini. Şimdi... vermediğini. Çünkü verilecek <laughs> cevap pek şık bir cevap olmayabilir. Ya, canım? Olumlu buluyorum. Hadi evet. aldın mı cevabını? Olumlu Neyi, buluyorum. Olumlu Neyi, buluyor bu değişikliği. Bu değişikliği. Evet. Ya şimdi bu iki ucu sakat bir Olumlu Neyse, bulmak Türkiye'nin geldiği noktayı olumlu bulmak. <laughs> yok yok. Hayır hayır. Hayır. Şimdi e, burada ikide bir bir takım şeyler var. E, i̇şte AKP'den kimseler var. Öbür taraftan var. E, bakın şimdi. Ne şey demişler yapayım. mesela? Şimdi ben... e, bak söylüyorum. E, bir, bir, bak şuradan okuyayım. Yani cümleler enteresan zaten. Evet ve hakaret falan ediliyor. Şimdi Birgül Arman Güler efendim be hakaret ediyorlar. Hem ondan sonra da arkalarını dönüyorlar. Yok öyle bir şey. Özür istiyorum. Özür dilenmesini istiyorum. Hakaret etmişler. E, ee, İdris Bal Baluken kimse Bingöl netli. Hadi oradan. Pervin Buldan. E, ee, BDP'de galiba. Ne özür ya? Başkan, Sayın Güler oturun lütfen. Ama bu lafı söyledikten, söyledikten sonra, sonra mı? Söyledikten sonra mı? Ama söyledikten ha, önce de aynı. Yani niye? ya oradan başladım ben da ona sorarım. istersen baştan başlayalım. Fakat e, şimdi bu böyle gidiyor. Hele bu şey var, e, nedir, e, İdris e, Balüken e, ama bunu zat. O diyor ki sizi mı? sosyalist, internasyonelden de kovduracağız, faşistler bilmem ne falan. Bu böyle bir oturumda bu oluyor. Burada çok defa konuştuk. Meclis müzakereleri evvelden e, anında ve doğrudan doğruya yayınlanırdı. Bunu kaldırdılar. 7'ye kadar olan zamanda yaptılar. Bu eğer e, yayınlanmış olsaydı onun üzerinde hem biz istediğimiz zaman seyredebilecek halde olacaktı onu hem de diğer televizyonlar da alıp anında canlı olarak falan yayınlama imkanı Ama bulacaktı. Ama o konuşmaları yayınlıyorlar oldu. şimdi tabii biliyorsunuz. Hayır şeyden yayınlıyorlar. Banttan evet, mı? banttan. Bir banttan bir falan o alınacak var ben. bunun internette. Efendim? Birçok sitede bunun konuşma İnternette ama var şimdi mi? herkesin işi gücü internetle Hayır, hayır uğraşmak. tamam haklı keşke yayınlansın şimdi ama orada, da buna da ulaşmak bu kolay. Bu evvelden gece yarısından sonra da sürse bunlar olacaktı. Şimdi 7'de yani yayınlanacaktı. 7'de akşam bitiriyorlar. Bitirdiği için hiç izleyemiyoruz. Eee gazetenin yahut şeylerinde Ama haber alması. Ama haberler verdi bunu o Ama görüntüyü. Kısa kısa verdi. İşte buradaki i̇şte gibi o bu cümleleri verdi. Yani, Şimdi bu cümle bu, bu cümle senin, e, gitmedi, et, bu cümle yanlış. mi senin ha. Bitmedi. Canım hoşuma gitmedi bir müsaade et bitireyim. Bu cümle yanlış. niçin yanlış? Birçok açıdan yanlış. E, sen kadri çok güzel belirtti. Şimdi e, bu 1920'ler 30'lar biraz daha önce başlayan 1910'lar hatta dünyada uluslaşma devletler içindeki ülkeler içindeki uluslaşma sürecinin e, şeyleriyle hadiseleriyle doludur. Daha geçenlerde Taha Akyol'un işte Balkan Savaşı şeyi var. E, bil, belgeseli vardı ki izlediğiniz bilmiyorum. 8 evet. dizide anlatıldı. Yani nasıl Bulgarlar hem Türkiye ile savaşarak o zaman biraz evet. almışlar. E, e, bağımsızlıklarını kısmen almışlar. İşte Daha sonrası Bulgarlar Yunanlar filan. Çok güzel e, bir belgesel. E, Orada güzel bir belgeseldi. Bu belgeselde de görüldüğü gibi dünyada o dönemler e, imparatorlukların dağılması, arkadan ulus devletlerin ortaya çıkması dönemidir. 20'ler 30'lar. Bazı ülkelerde ee, bu şey yapılmıştır yani çok aşırılara da gidilmiştir. İşte Almanya malum e, Deutschland, Deutschlandübeallesbühne Almanya her şeyin üstünde falan denilmiştir. Türkiye'de de bir uluslaşma süreci yaşanmıştır. Çünkü büyük bir imparatorluk e, çökerken Birinci Dünya Savaşı'nda kaybederken toprak kaybederken daha önce Balkan Savaşı'nda e, içinde şeyler de var e, Müslüman olmayan unsurlar da var. Onların da şeyi içinde Türkler zaten 19. yüzyılın sonundan beri var olan bir şey, Türkçülük hareketi, ulusçuluk hareketi başlamış, devam etmiştir. Atatürk de bir yeni Türkiye kurulurken bunu tabii şey mesela Türk öğün çalış güven atasözü hatta biraz şey bir şekilde abartmalı gelen bir şekilde o zaman işte bir Türk dünyaya bedeldir yani kendi milletine verdiği Altı önemi vermek için belirtmek için bunları da söylemiş. Öyle bir dönem geçmiştir. Bu tarihi süreç içinde böyle iyi oldu kötü oldu denilecek bir şey değil. Olmuştur. Bütün memleketlerde olmuştur. Fransız ulusalcılığı ona bakarsanız onun içinde de neler olmuştur. Şimdi Bizim anayasamız bunlardan geçildikten sonra, demokrasiye geçildikten sonra bugünkü anayasada, 61 anayasasında buna benzer bir şey vardır. Bu konuda hele Türkler mi daha üstündür, başka uluslar mı daha üstündür meselesi çok açık bir cevap vermiştir. Bunun başlangıç kısmında şu denir, dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip, şerefli bir üyesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi varlığı falan devam eder. Yani bütün eşitiz biz kardeşim biz Türk milleti olarak yahu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak başkalarından üstün değiliz ikisi de dahil onlardan az da değiliz sayısına da bakmayız milletlerin yani bir millet olur ki 500 bin kişiydi bir millet olur 10 milyon kişiydi evet. biz bilmem 70 o zaman daha şeyiz azdık işte 50'lerde falan. O zamandan beri bu esasa dayalı olarak gidiyor Türkiye. Peki. Şimdi burada bu hadisenin çıkması e, dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni itham etmenin alemi yok. Bu, bunlara bakılırsa görülür. Bir, 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 bir milletvekili bir milletvekili çıkmış, bunu söylemiş. Başka belki söyleyen de olabilir. Bu tartışma devam ediyor. AKP içinde de bu var. Nasıl var? Bak, ben sana mısınız? sen sözümü kesmesen söyleyeyim. Şimdi ben, AKP, AKP dakika içinde dakika de bu var. Nasıl Öyle var? Ne Vakit kalmadı. AKP içinde de bu ulusalcılık, ulusalcılık olmamak falan münakası var. Çünkü başbakan'a bir bakıyorsun. Ve tek millet, tek bayrak evet, falan diyerekten e, tam bir milliyetçi, Peki. ulusalcı hava içinde konuşuyor. Arkadan da işte kardeşlik diyor ama kardeşlik de, e, derken kardeşim dediği kimseleri de hakaret ediyor. Şimdi bu Peki. çelişkiler her e, Türk siyasetinde maalesef yaşanıyor. Peki. Bunların e, bir, bir çare, bir şeye bağlanması, sonuca bağlanması Peki. herhalde zaman içinde olacak. Bu Şu çelişkiye bak yalnız. Şimdi Başbakan aynı zamanda Hüseyin. Ee, şey, Aydına, Tunç e e. milletvekiline Aygül. dersin milletvekiline neyse, ona kızıyor, onu gösteriyor diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir adam var diyor. Peki. Yani ulusalcı olmayan, yani paylaşıyor. şey yapan. E, ulusalcı sıfatı neyse işte tırnak içinde olmayan e, ve e, de, bu şu lafları söyleyen diye ona hücum ediyor. E, bu yandan da e, siz de bunlar bu, İzmir Milletvekili böyle dedi Peki. diye şey yapıyorsunuz. İşte bütün bu çelişkiler zaman Peki. içinde düzelecek zannediyorum. Yani, e, çok az vaktimiz kaldı. Bir konuya daha girecektik. Artık ikişer dakika falan girebileceğiz. Benim artık umudum yok. Yani buradan ilan ediyorum izleyicileri de. Altan Öğmen gibi CHP'yi çok içeriden iyi bilen, önemli yani en tepesine görev yapmış bir isimden, Altan abi sizden bir CHP eleştirisi yorumu alamayacağız. Şimdi ben ya o Serhat, zaman demek ki sizden çok daha alt kademelerdik. Itibaren benim tanıdığım CHP'lilerden ben almaya Top, devam ediyorum. Daha benim söyleyecek çok konuştum. lafım var ama tabii burada <laughs> fazla konuştuğum gibi oldu. Ben o da senin e, çok müdahalenden oldu. Yani çok belli bir şey. Ona müdahale <laughs> yani. ettin 30 Peki, tane soru yani sorarak. tamam CHP'nin içinde yani. şu an sorun yok. Siz yine benim, başbakanın benim, benim sözlerini eleştirin. Benim de, duygularımı merak ediyorum. Duygularını da merak benim ediyor benim falan. Böyle Lütfen. bir sonra da yorum yapmadı yani, diyor bana. Yani tamam Şimdi, yani. Durum da, durumunuz da zor ben de anlıyorum. Yani, yani CHP şu olsun canım? an son derece ben. büyük bir çift başlılık sergiliyor. Hı. Bir uh, CHP'li bir CHP'de milletvekili. Çift yok. Kim Hah. ne derse desin CHP'li bir milletvekili bütün literatüre bakın aşırı sağ CHP'de faşist muazzam bir kişi. laf ha, bana bak şimdi bu faşist şimdi bak, bak, laf, faşist içindeki önemli bir kimseye Kanada söyleme çünkü o zaman Biz sana derler deyin. faşist diye anlıyor İstiyem. musun bana hiç birine faşist dersen, diyemez. Bak, faşist bana derler bana hiç kimse faşist <gülüyor> diyemez e <laughs> biraz önce bir milletvekilinden o oturumda olan mesaj aldım Diyor ki Altan Öğmen lütfen zabıtları dikkatli okusun. Birgül Ayman Güler'in o sözleri telaffuzunun ne öncesinde ne de hemen sonrasında bir hakaret olmamıştır. Bir Allah bakalım. Allah şimdi ben Hayır, diyelim ki bir okudum. hakaret olsun. Sonrasında başta söylediği zaman yani zamanda bu da var. Niye Aynı öncesinde bir hakaret mi var? Hakaret diyelim ki hakaret var. Sizin benim başıma silah tutsalar böyle bir cümle edemem. Kim ne derse desin bu cümle aşırı sağdır. Bu cümle faşisttir. Bu cümle Türkleri Kürtlerin üzerinde görmektir ve maalesef CHP gibi bir partinin içinde kendine sosyal demokrat diyen yani bir partinin içinde bu damar son derece kuvvetli bir şekilde vardır. Zaten bugün CHP'nin işte Konda gibi güvenilir bir şirketin araştırmasında kan kaybediyor görünmesinin temeli de böyle bir faşist damar olan bir partide değişim, gerçek bir sosyal demokrasi e, tesis etmeye çalışan bir iradenin ortaya çıkması ve bu ikisinin birbirleriyle çatışması. faşizm demek ne demek yani biliyor musun? Yani Hüseyin Aygün bir gün Ayman Güler aynı partinin içinde böyle, sen, e, bununla ilgili sen her bir CHP Genel Başkanı olarak Bir hakikat olarak diyor, ilan ediyorsun siz bambaşka ve şeyler başkalarına hakaret etmeyi kendine yani hak olarak görüyorsun. Ben hiç kimseye faşizm, hakaret odur. etmiyorum. Yani Akaretin Birgül Ayman Güler bu ülkenin şeydi. bütün Kürt vatandaşlarını yani bir ediyor. E, Ve maalesef bunu tek başına Birgül Ayman Güler olarak etmiyor. E i̇şte ulusalcılık adı altında bal gibi faşizm olan bir ideolojisi. Sana bir anlatıyorum burada. Olarak, anlattım ne olduğunu, nasıl olduğunu. Açarsın ulus, bakarsın. Buraları, bir Kürt ben Kürdüm, ben Türk değilim derse bunun üzerine söyleyecek bir lafımız yoktur. İnsanlık hakları 101, 101. Hangi Kürt-Türk sorunundan bahsediyorsunuz? Yıllar sonra Kürtlere bütün e Şimdi bu Türk ne yapacağız yani ya, böyle e, eşit olması gereken şey onların devlet şimdi önünde neyse, eşit o da konuşacak olsun. ya. Nasıl ediyor olabilir bu gerçekler ama devlet <laughs> önünde eşit olmasını Hayır. sağlayacak bir takım değişiklikler ben yapılacak. Ben gibi laf kesme Ondan sonra şeyine sonra da o kadar alışkın değilim. E, devam ama e, devam. E, hakaret e, edip duruyor, ben, duruyor ya lafa bak. Yani. Ama sana di CHP eleştiriyor. CHP'ye ediyor da faşist lafı ya nasıl eder bir insan buradan? Efendim kim ne desin faşist bir siyasetçi. Ben burada anlattım anlatmadım. Anlattım sana ana. Yani üzerinde sen koymak, bak bilmezsin böyle izindir. şeyleri anayasadan okudum Aldın anlatabiliyor muyum size bu kadar Onlar da anayasa üzerine yemin etmiş adamlar buna dikkat edilmesi lazım Lütfen kusura bakmayın bilmezsiniz de filan konuşmayın. Faşizm bir Abi, siyasi herkes Faşizm bir siyasi kavramdır. Sen bir arka diğer, bir diğer ırkların. Değil. Ben de her şeyi bilmek iddiası. Her her şeyi bilmem. Kim Nazlı da bilmez. Ya bu ülkede bir de yani şu da yani tamam ben size saygı duyuyorum yaşça da tecrübeci de benden büyüksün. Ama herkes burada şahit ki kim kimin lafını kesiyor. 10 dakikadır konuşuyoruz. Ben de sana hanımefendidir diye saygı duymaya çalışıyorum. Bunda da büyük ölçüde muvaffak oluyorum. Ama sen benim bu şeyimi suistimal ediyorsun. Ben Altan'ın neden bu musun? şekilde rahatsız olduğunu e, anlamak istemiyorum çünkü ne, ben, rahatsız ben rahatsız size bir şey canım. söylemedim ben Ama dedim ki şey... faşizm bir ideolojinin ismidir bir ırkı diğer ırklardan üstün tutar faşizm ideolojisi ve bu sözler bal gibi de faşizmdir e, Türkiye'de bunun adı ulusalcılık da olabilir şayet e, Kürtlere sen Türksün dedikten bir ideolojiden bahsediyorsak karşısı, karşısı burada bir eşitlikten, demokrasiden bahsedemeyiz. Türkiye'de Kadri Gürsel çok güzel tespit yaptı. Çok önemli değişiklikler oldu. Artık bu egemen millet ideolojisi rafa kalktı çok şükür. Yavaş yavaş kalkıyor daha yapılacak değişiklikler var. Buradan hiçbir şekilde kimsenin kaybı olmayacak ama yıllar boyunca kaybetmiş olan kesimlerde egemen olan, e, millet algısıyla eşitlenecek yavaş yavaş. Ama maalesef buna direnen bir ana muhalefet partisinin içinde çok kuvvetli bir damar var. Önümüzdeki günlerde ne olacak? Göreceğiz. E, bu damarı tespit etmekte kusura bakmayın ama Amerika yeniden keş, keşfetmek gibi bir şey. Yani bu e, programda neden yeniden yeniden partinin içindeki ikili e, inkar etme gibi bir e, tavır içinde haber ver. Bir şey söylemek e, istiyorum. E, bu, bu kadar Altan yani. Söylesin, biz de başörtüsü konusunda bir iki cümle söyleyeyim. Şimdi bak. Sana anlatmaya çalıştım. Tarihi. E, tarih derken uluslaşma nasıl olmuş bilmem ne olmuş. Türkiye'de de bunların devam ettiğini söyledim. E, buna göre e, davranan partiler de var Türkiye'de. E, partiler içinde milletvekilleri de var. Ama tam tersini söyleyen milletvekilleri de var. Bir, bir e, kimsenin söylediği bu lafı. Yanlış olduğunda söyledim. Anayasayı da gösterdim. Bir milletvekilinin sözüne dayanarak bir partiyi itham etmek, faşizm yok damar var ben bilmem ne falan demek. Ben şunu Bir gül bir dakika, bu sözleri söyle, söylerken CHP söyle, sıralarından senin, çok kuvvetli senin, bir alkış geldi. Sez, bu sez, tek başına ben, bir gül... Ben senin sözünü Ama kesmedim. Ama doğru değil ki. Bir gül hanım de, tek başına böyle bir sahip değil ki. bu konuşturmayan bir moderatör. Ki. Çünkü bak bu şeydir. Ya, bu siz, yani bak, Altan abi sadece lütfen. Sadece ben konuşayım. Yani be, benim... Bak, ben tamam ben, ben idare ediyorum. Sen bir geçelim. dakika veriyorum lütfen. Altan Ömre'ne. Evet. Bir ya, şimdi bir gül ayırtacak. Özelinde bir şey değil. CHP'nin içinde bir, bir dakika. Bari Nazlı yapmayız. diyor ki bir dakika konuşmamı konuş, sağlayacak. Başladım. Başladım, diyor. başladım. Tabii şimdi tamam, bir dakikaya başladım. nasıl bunu sığdıracağım? Şimdi bak. Bunu soğukkanlı bir şekilde konuşmak lazım. Böyle her söylediğin lafın doğru olduğundan emin olan bir şekilde siyasi hadiseler üzerinde konuşulmaz. Böyle bir iddiada bulunan kimse faşizan eğilimlere sahip demektir. Çünkü faşizm dediğin şey önce kendi dediğinin bütün herkesçe kabul edilmesini ister. Bizde de bazı politikacıların bulunduğu gibi, hükümet adamlarının bulunduğu gibi sen bunu kendini kaptırma bu Daha bir, böyle bir, genç bir insansın. Bir ee, yapmadım, benim bir yaşta sahip. olduğum belli tabii. Buna şey yapmıyorum ama genç bir hanımefendisin. Sana böyle han hanımefendi diye ben de saygı göstererek bu tartışmaları yürütmek istiyorum. Hakikaten başkalarının da, da dinlemeyi öğren, biraz tarih öğren, biraz hukuk öğren, Sandalye. İleride ileride gerçekten birçok şey, birçok daha hızlı mesafeler kaydedebilirsin. Benim söyleyeceğim. Şimdi da. evet. E... Burada. Hayır. O, onadan bir şey yaptın yok. Ama burada ha? Ha? şimdi <gülüyor> niye gülüyoruz diyecekler. Evet. Söyleyelim şimdi yani. Onu anlatalım. Koltuğu anlatalım. Koltuğu kırıldı. Koltuk ee, Kalpti... Koltuk koltuk benim ağırlığıma dayanamadı. <laughs> Vallahi çok <laughs> ağır düşünceler. Evet Altan bitirdi. Sen de çok kısa cevap yani, verir ya misin? Ben zaten <laughs> ne düşündüğümü söyledim. Bunu evet artık ben yapayım. müsaade edersen. Dur, sen Danıştay devam et daha Başka var. bir şeye gireceğiz hemen. Yani çok kısa olarak. Ben iki olumlu gelişmeden söz etmek istiyorum. Bir tane bir kere e, ağır hasta olanların e, rapor almak e, kaydı ile <laughs> düştüm yani. Senin düşmene çok komik bir hadiseydi sinirim bu. Allah Allah düşenin dostu olmaz Hayır, düşene gülmez diye bravo düşmeden nasıl becerdin koltuk? Bir kere. Ay, yani şey. Şimdi seyircilerimize ben, izah et aslında nasıl koltuk, oldu? Koltuk kırılır koltuk yamulurken evet. ben ayağa kalktım. Evet. Dolayısıyla düşmedim. Hay işte o çok tuhafıma gitti. Hani biz olsak i̇şte, şapadak yere Koltuğa o ağır koltuğa, geldi. Koltuğu gösterebilir Oturdum koltuğa. Ha, evet koltuk kırıldı sen maşallah ben ayakta kaldın. Doğru hakikaten Teb öyle oldu. Seni tebrik, tebrik ederim. Ben. Yani bakanların altından koltuk giderken sen düşmedin ben ayakta kaldın. altından gittiğini hissederek, hissederek anında ayağa kalktım. Ayağa kalktım o şey. Yani ben şunu demek istiyorum. İki önemli güzel gelişme var. Biri hep burada söylüyoruz çok hastalar var cezaevinde. Ee, eğer bir e, hastaneden karar çıktığı takdirde bu şekildeki çıkacak çok ağır hastalar var. Bu çok önemli. Cezalarının infazı ertelenecek. Yani eee hapishaneden çıkıyorlar. Yani hastanede de kalmayacaklar. Evlerinde kalacaklar. Bu çok önemli bir gelişme. Bence bunu herhalde memnun oluyoruz böylece. Evet, bu ne, nedir şey değil mi? Ee, şimdi maddeler için. Maddelerin içinde Vallahi var bu. Bir şey Ceza infazının ertelenmesi. Mi? Evet. Şimdi bir buçuk dakika mı Evet. Var? Bir de başörtüsü konusunda söyleyeceğim. İkinci olumlu gelişme. Onu da geniş tartışırız. E onu evet. daha Danıştay'da e, Salı devam ederiz. Artık Danıştay bu e, avukatların da başörtüsüyle duruşmalara girebileceği kararını verdi. Bir de YÖK'ün düzenlemesi ee, var. YÖK'ün o da düzenlemesi da çok ama YÖK'ün düzenlemesi bir e, taslak metindir. O daha parla, şeye, mecl şeye sunuldu hükümete evet. verildi. Daha bu çok müzakere edilecek. O daha kesinleşmedi. Onlar hani devlet memuru falan denilebilir. Ama Danıştay dedi ki avukatlar devlet memuru değildir. Avukatlık hür teşebbüsün bir parçasıdır. Dolayısıyla böyle bir e, e, kısıtlamaya gerek yok dedi ama bunu tartışalım çünkü bunu aleyhinde olan düşünenler de var. Bir evet. son, ben bunları söylemek istiyordum. Yani şey çok önemli yalnız. İnan bu cezaların infazının ertelenmesi. Evet. Peki, şimdi, Bunun e, şimdi o hakikaten tartışmayı... iyi bir haber. Yani ben e, şeyini Öyle. bilmiyorum. O e, yani son gelişme geçmiş mi evet. geçsem, Ge e, geçecek diye bu pakette e, var. Bilmiyorum. Canım. Geçmişse o çok önemli. Hiç olmazsa bu İyi gelişmeyle kapatalım bugün evet, istisnai olarak bir iyi bir gelişme e, bu şeyi ben, e, diğer, gelişme diğer de iyi bir gelişme değil mi? Diğer yani bir gelişme. Sonradan gelişmeyle herkes üzerindeki fikrini belirtsin. Tabii o da evet. enteresan bir gelişme. E, ama şunu hakikaten o hasta dediğin insanların e, insanlar birçok e, orada var. Yani e, ağır hastalığı e, olanlar ve burada her seferinde de onlara değindik. Hiç olmazsa onların çıkarılması ama asıl tutuklu olan evet. dünya kadar insanın insan için bir formül. Evet. Var. Bir de bak Peki, hastanede so de kalamazlar Haksız bunu yok. da söyleyeyim. Hastane mikrobu var. Yani bu evet. geçici hani yaşlıktan kaynaklanan hastalıklar evet. var. Peki bunu Hastane salı günü de konuşuruz. kalamazlar onlar. Bunu salı günü konuşuruz. Hastane mikrobu. Danıştay'ın evet. kararını da konuşuruz. Çünkü bununla evet. ilgili bir tur yapamadık. Ama bugünlük süremiz bitti. Ben tartışma konuları çok. Şayet salı Salı çok fazla yeni başlık eklenmezse bu başlayıp bitiremediğimiz tartışma başlıklarını da bitirmek istiyoruz. Şimdilik e, Salı günü görüşmek üzere. Kadri Gürsel'e geçmiş, geçmiş olsun. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Kadri Gürsel'i Allah korudu e, ama e, koltuk kırıldı ona bir şey olmadı. Ay vallahi çok tehlikeli <laughs> İyi akşamlar efendim.